Başkanlığı tarafından düzenlenen kültür söyleşilerine hoş geldiniz. Kültür söyleşilerinin bu haftaki konu Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar. Söyleşimize geçmeden önce Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar'ın özgeçmişini kısa sizlere arz etmek istiyorum. Akademisyen, ut sanatçısı ve bestecisi. Besteci Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar, Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi bölümünden müzik eğitimcisi olarak mezun olmuştur. 2002 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent, 2009 yılında profesör unvanını almıştır. Türk müziği ve eğitimi üzerine ulusal ve uluslararası bilimsel dergi ve yayın organlarında yayınlanmış birçok makalesiyle 8 kitabı bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı'nın 2005 yılında düzenlediği beste yarışmasında Muayyer Sümbül'e Karapatak Beşlemi ve Hisar Metal eserleri ile iki ayrı üçüncülük, 2007 yılında Kahramanlık Türküleri Beste Yarışması'nda Dua Tepe adlı türkü ile birinci mansiyon ödülünü almıştır. İlk resitalini Cinuçen Tanrıkur ile birlikte vermiş olan Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar, ulusal ve uluslararası festival ve etkinliklere katılmış, radyo ve televizyon programlarına davet edilmiş, resitaller, konferanslar vermiştir. Bahreyn, Pas, İsveç, Suriye, Umman Sultanlığı, Kore, Kosova, Makedonya, Romanya, Çin, Portekiz gibi ülkelerde Türkiye'yi temsil etmiştir. Geniş bir Türk müziği repertuarına sahip olan Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar, resitallerinde değişik dönem ve bestecilere ait eserler icra etmektedir. Mozart'ın piyano konçertosunu senfoni orkestrası eşliğinde ud ile seslendiren ilk ud sanatçısı olmuştur. Türk çalgı müziğinin geliştirilmesine yönelik beste çalışmalarına devam etmekte olan Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar'ın 200 bestesi, Dünya Müzikleri koleksiyonu, Cinuçen Tanrıkur eserleri ve Hayallerim adı altında yayınlanmış 3 CD'si bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı kurucu müdürü olan Profesör Doktor Yahya Kaçar'ın Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu üyeliği de vardır. Şimdi Abdülkadir Meragi ve müzikimiz konuşmasını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Başkanım, değerli akademisyenler, hocalarım, sevgili öğrenciler, muhterem misafirler, efendim hepinizi saygı ve sevgilerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Bu akşam burada sizlerle beraber olduğum için son derece mutluyum. Umarım güzel, muhabbetli bir sohbet ortamı olur. Efendim bugün Abdülkadir Meragi'den kısaca bahsettikten sonra 2014 yılı Türk musikisi açısından önemli bir yıl idi. Önemi de şuradan kaynaklanıyordu. İran'ın ve Türkiye'nin müracaatıyla Abdülkadir Meragi'ye ait olan Makasüdül Elhan adlı kitabının 600. yılı münasebetiyle İran ve Türkiye'nin müracaatıyla UNESCO tarafından 2014 yılı Meragi'yi anma yılı ve anma programına dahil edildi. Anma yılı olarak kabul edildi. Bu münasebetle biz de Meragi adına ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde onun eserlerinden oluşan bir CD çıkarmayı düşündük. Bu bağlamda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bize destek oldu ve Meragi'nin eserlerinden oluşan bir CD hazırlamış olduk. Bu CD'nin hazırlanmasında 12 arkadaşımız görev aldı, sanatçı akademisyen arkadaşlarımız. Öncelikle CD'yi destekledikleri için kurum başkanımız Sayın Profesör Doktor Turan Karataş hocamıza ve Şaban Abak hocamıza, başkan yardımcımız, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunu bizim kendi şahsımıza değil, Türk musikisini ve kültürüne yapmış oldukları bir destek olarak görüyoruz. Çünkü 2014 yılı
da meragi ile ilgili bir elin parmakları kadar az denecek türden çalışma yapıldı. Sadece bir iki konuşmayla meragi yılını maalesef geçirdik. Efendim, Abdülkadir Meragi Türk musikisi için çok önemli bir besteci ve teorisyen. Teorisyen derken müzik nazariyatçısı. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, aynı zamanda İran, Irak, Türkmenistan, Orta Doğu, Orta Asya gibi büyük geniş büyük bir coğrafyanın musiki adamı. Aslında İslam dünyasının müzik teorisyeni. Öyle bir dönemde yaşamış ki 1353 ve 1435 yılları arasında 15. yüzyılda yaşamış bir Türkmen asıllı bestekar. Pek çok devletlerin hüküm sürdüğü bir döneme rast geliyor yaşadığı dönem. Mesela Celayirler var, İlhanlılar, Timurlular, Osmanlılar, Aydınoğulları, Germiyan oğulları olmak üzere pek çok devlet ve bu devletlerle de bir şekilde teması olmuş Abdülkadir Meragi'nin. Günümüz açısından değerlendirdiğimizde uluslararası bir sanatçı Abdülkadir Meragi kendi döneminde de. Adından da anlaşılacağı üzere Meraga'da dünyaya geliyor ve o zamanlar Meraga Celayirler devleti sınırları içerisinde ve babası tarafından yetiştiriliyor. Babası Hafız Gıyasettin Gaybi bir eğitimci. Oğlunu yani Meragi'yi 4 yaşında Kur'an eğitimiyle eğitimine başlıyor ve 8 yaşında Kur'an eğitimini tamamladıktan sonra 10 yaşında da hafız oluyor. 10 yaşında babasından ayrıca hat, Arapça, Farsça, şiir, edebiyat ve musiki öğreniyor. İyi bir ud icracısı aynı zamanda Meragi. Meragi 13 yaşındayken Celayirliler Sarayı'na tavsiye ediliyor. Ve 19 yaşında Celayirli Devleti'nin sultanı Sultan Üveys'in çocuklarının nedimi oluyor. Ve sarayda da bestekar olarak, müzisyen olarak saraya alınıyor. Aynı zamanda memur olarak da alınıyor. Burada Meraga'dan Tebriz'e gitmesi gerekiyor. Tebriz'de ve zaman zaman da Şiraz'a gidiyor ve Şiraz'da Hafız Şirazi ile tanışıyor. Bugün bizim de CD yapmış olduğumuz CD'de Hafız Şirazi'ye ait güftelerden oluşan bestelerini icra ettik. Ben bu arada CD'yi de size bir göstermek istiyorum. CD'mizden temin edebileceksiniz diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Önemli eserlerini icra ettik Meragi'nin. Şimdi Meragi bazı çevreler bu eserlerin Meragi'ye ait olmadığı iddiasında bulunmaktadırlar. Ancak tersi de kanıtlanmış değildir. Meragi'ye atfolunan eserler olarak kabul edilmektedir. Biz CD'mizde pek icra edilmeyen Meragi'ye ait eserleri icra ettik. Mesela 4 tane kâr formunda eser var bu CD'de. Segah kâr, Acem kâr, Nihavent-i Kebir kâr var, Pençgah kâr var. Bunlar bir Nihavent-i Kebir nakış beste var. Ağır semai var, 2 tane yürük semai var, Rehavi ve Rast makamlarında. 4 aylık bir çalışmanın sonucunda oldu. Tabii güfteler Farsça olduğu için bunun tahsihleri konusunda da kurumumuzdan ve özellikle Derya Örs hocamıza da çok teşekkür ediyoruz, destek aldık. Bu eserlerde Şirazi güfteli bestelerde bulunmaktadır.
Meragi'nin bu dönemde Şirazi'ye gittiği dönemlerde Hafız Şirazi ile tanışıp onun şiirlerinden yaptığı besteler bulunmaktadır. Meragi her sanatçı gibi çok duyarlı olmuştur ve sarayda yaşamasının dan dolayı bazı entrikalarla da uğraşmak zorunda kalmıştır. Mesela Sultan Üveys'in ölümünden sonra çocukları Hüseyin ve Ahmet birbirleriyle taht kavgasına düşmüşlerdir. Meragi bunlardan taraf olmamak için oradan Bağdat'a gitmiştir. Bu şekilde hep böyle şehir değişiklikleri veya ülke değişiklikleri biraz da belki canını kurtarmak içindir. Çünkü Timur'dan da çok çekmiştir. Timur'un doğu seferleri sırasında iki defa Timur tarafından ve oğlu Mirza tarafından öldürülmek istenmiştir. Bir seferinde okumuş olduğu Türkçe sözlü Mersiye ile affedilmiştir. Diğerinde okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim ile affedilmiştir. Meragi'nin tertip etmiş olduğu çok önemli formlar var. Bugün unutulmuş formlar bunlar. Türk musikisinde artık böyle tarihi sayfalarda tozlanmış durumda. Mesela Nevbet-i Mürettep adında bir formu vardır. Çok uzun soluklu bir formdur bu. O Nevbet-i Mürettep belki birkaç saat süren bir formdur. Türk müziği formu. Bununla ilgili olarak Sultan Hüseyin döneminde bir bahse iddiaya girişmiştir hatta. Kendisinin her gün bir tane Nevbet-i Mürettep besteleyebileceği iddiasına ve 100 bin dinarlık bir iddiadır bu. Bir Ramazan ayı sonunda da 30 tane Nevbet-i Mürettep besteleyerek bayram arifesinde bunların icrasını yaptığından bahseder. Hangi kitapta? Makasüdül Elhan adlı, yani bu sene 600. yılı olan, yazılışının 600. yılı olan kitapta bahseder. Ve bu ödülü kazanır. Aynı zamanda o sarayın önemli bestekarlarından Rıdvan Şah'ın kızıyla da evlendirilir. Meragi geç yaşlarında evlat sahibi olmuştur. Ve evlatlarını musikiye yönlendirmiştir. Camiül Elhan adlı kitabı vardır Meragi'nin. Çocuklarına musikiyi öğretmek için o kitabı yazmıştır. Ve çocuklarına musikiyi öğretirken 13. yüzyılda yaşamış olan, yani kendinden 200 yıl önce yaşamış olan Safiyüddin Abdülmümin Urmevi'nin kitaplarından musikiyi öğretmektedir. Aslında bunlar şu gün açısından değerlendirdiğimizde çok önemli olaylar. Neden? Biz 30-40 yıl öncesi dilimizi henüz anlayamıyoruz. Gençlerle diyalog kuramıyoruz. Mesela güzergah nedir diye genç soruyor, güzergah. Veya efendim? Girizgah. Evet. Nedir diye soruluyor. Yani 200 yıl öncesinin bir diliyle musiki eğitimi o zaman yapılabiliyor. Başta Meragi'nin 4 yaşında Kur'an-ı Kerim'e eğitimine başlaması da çok önemli. Bugün başladığımız eğitim sistemiyle de biraz bunu bağdaştırdığımız zaman şimdi nasıl bir eğitim veriyoruz, geçmişte iyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz diye düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Meragi İstanbul'a gelmiş midir, gelmemiş midir? Osmanlı Devleti ile münasebeti ne şekilde başlamıştır? Bunlarla ilgili 3 tane önemli konu var. Bir tanesi de Anadolu şairlerinden Ahmet Dahi. Bu Emir Süleyman için Kütahya'da yazmış olduğu bir çenkname yazar ve burada Abdülkadir Meragi'nin ne kadar önemli bir besteci olduğundan bahseder. Bundan bahsetmesiyle Osmanlı Devleti'nde Meragi'nin ünü duyulmaya başlar. Bir tanesi budur. İkincisi
Merahi'nin oğullarından Sultan Abdülaziz, pardon Abdülaziz, Udi Abdülaziz, Makasüdül Elhan adlı kitabı 2. Murat'a sunmak üzere yola çıkar ve kendisine Bursa'da bu kitabı takdim eder. Bunun yanı sıra 2. Murat için bestelemiş olduğu Hüseyini makamında ve amel formunda bir beste vardır. Bu besteyi de takdim eder 2. Murat'a ve Meragi'nin Osmanlı ile tekrar diyalogda olmasının ikinci konusu da budur. Bir de 2. Murat'ın emriyle artık Meragi'nin bestelerinde notaların üzerlerine Üstad, Üstad-ı Cihan, Hace lakapları yazılmaya başlar. Böylelikle Meragi'nin ünü Edirne'ye kadar duyulur. Meragi 1435 yılında Herat'ta vefat etmiştir ve veba salgınında. O zaman on binlerce insanın günlük bir vefatları durumunda topluca mezarlara gömülmüşlerdir. Ve bu onun için Meragi'nin kabri bilinmemektedir. Şimdi Makasüdül Elhan önemli bir kitap Türk musikisi açısından. Öncelikle Osmanlı Sultanı 2. Murat'a sunulacak kadar önemli görüyor Meragi bu kitabı. Burada Türk musikisinden, Moğol ve Hıtay müzik kültürlerinden bahsediyor bu kitapta. Ve popüler müzikten bahsediyor, makamlardan bahsediyor, değişik formlardan bahsediyor. Kitap 11 veya 12 tane nüshasının olduğu bilinmekte ve bunlar kendi döneminde kendisi tarafından yazdığı ve yazdırıldığı nüshalar. Hepsini kendi hayattayken yazdırmış. Makasıdül Elhan musikinin maksatları demek ve musikinin maksadı adlı bu kitap bir gülbank dua ile başlamakta. O dönemin özelliği zaten buna handele denmekte bu duaya ve Allah'a şükretmekte. Neden şükrediyor Allah'a? İnsanı seslerle donattığı için Allah'a hamdolsun diyor. Musiki bilgi ve becerisini bizlere bahşettiği için Allah'a hamdolsun. İnsana ses verdiği için, insanın sesini kullanabildiği için Allah'a hamdolsun diyor. Ve musiki Rabbani bir aşkın ifadesi olarak dile getiriyor. Ses kainatta çok önemli. Ses ve ritim. Bütün kainat aslında ses ve ritim üzerine dönüyor, kurulu. Biz musiki şinaslar olarak baktığımız zaman doğadaki sesi ve ritmi aslında bir musiki şinas olarak veya sanatçı gözüyle yakalayabiliyoruz. Eğer o gözle bakabiliyorsak tabii. Belki her sanatçı o gözle bakmıyordur ama bulutların akışı, göğün gürlemesi, yağmur damlaları, su sesi, kalbimizin ritmi, nabzımızın ritmi, bunlar hep ritmik hareketler ve kainattaki bu sesin ve ritmin özelliklerini yakalayabiliyorsak aslında sanatçı için çok derin anlamlarda ifade ediyor. Rabbani bir aşkın ifadesi olarak demiştik. Makasüdül Elhan adlı kitap onun için sesin tarifiyle başlıyor. Ses nedir? Nasıl yaklaşılması lazım sese? Ve sesler arasındaki uyumdan bahsediyor. Uyumdan, uyumsuzluklardan bahsediyor. Dörtlü ve beşli aralıklar var müzikte. Makamlar var, usuller var. 91 tane makamın tarifini yapıyor.
Kudema ve Müteahhir'in adını verdiğimiz dönemler var. El-Kandî'den Safiyüddin'e kadar olan dönem Kudema dönemi diyoruz ve Safiyüddin'den sonraki olan dönemi de Müteahhir'in dönemi. O dönemlerden bahseder. Meragi aynı zamanda bir muciddir. Çalgılar yapar, vurmalı çalgılar yapmaktadır. Kaseler yapar, taslar, çelik levhalar yapmaktadır. Ve en kamil çalgı olarak da kendisi de ud icracısı olduğu için de udu gösterir. Ud en gelişmiş, en mükemmel çalgılardandır diye. Ve müzik biçimlerinden bahseder. Bugün peşref, saz semaisi, şarkı, türkü olarak bildiğimiz müzik biçimleri vardır. O dönemdeki müzik formları, biçimleri ise işte az önce söylediğimiz gibi nevbeti mürettep, kavl, amel, gazel, durup, peşref, tasnif gibi formlar var. Bu kitap Makasüdül Elhan kitabı Ebced notası adını verdiğimiz notayla yazılmıştır. Arapça harflerden ve sayılardan oluşmaktadır. El-Kandî'den itibaren kullanılan bir yazı sistemidir. Ve kaynakçada da Farabi, İbn Sina, Safiyüddin'in kitapları kullanılmıştır. Tabi Abdülkadir Meragi 15. yüzyılda Türk musikisi için önemli bir besteci ve teorisyen, ama Türk musikisinin Meragi kadar önemli başka teorisyenleri ve bestecileri de var. İşte El-Kandî, Farabi, İbn Sina, Safiyüddin, Meragi bu şekilde devam ediyor. Daha sonra Aluki, Kantemiroğlu, Rauf Yekdabey, günümüze doğru geldiğimizde yani kökü 9. yüzyıllara kadar uzanıyor. Buradaki musiki kültürünü düşündüğümüz zaman ne kadar kökleri kuvvetli ve derin olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan ben günümüze bir bağlantı yapmak istiyorum müsaadenizle. 9. yüzyıldan 21. yüzyıla ve 2010 senesine gelmek istiyorum. Özellikle Türkiye ve Ankara için çok önemli olan bir Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın kuruluşuna gelmek istiyorum. Çünkü kaç yüzyıl sonra biz kendi ülkemizde bu musikinin, ülkemizin başkentinde bu musikiyi okulunu kurabilmiş olduk. Arada çok büyük kopukluklar var. Tabii Türk musikisi çok badireler atlattı. Tanzimat'tan itibaren artık hor görülmeye başlandı. Biraz dışlandı. Batı musikisi, Batı kültürü etkileri etkisini göstermeye başladı. Bununla beraber sonra Cumhuriyet, Cumhuriyet sonrasında gerçekten hırpalanan bir musiki oldu. Neden hırpalandığını da biraz sonra konuşabiliriz. Onun için 2010 yılı çok önemli diyorum. Bu kadar badirelerden sonra nihayet okulumuzu başkent Ankara'da kurabildik. Türkiye'de bir Türk musikisi konservatuarı kuruldu Gazi Üniversitesi'nde. Bundan sonra anlatacaklarım belki biraz anılarıma değinmek istiyorum. Çünkü bunun mücadelesini veren kişilerden biri olarak suya sabuna dokunmadan nasıl anlatabileceğim diye de biraz temkinli de konuşmak istiyorum aslında. Ankara'da Türk Müziği Konservatuarı olmadığı için zorunlu olarak Batı Müziği eğitimi almıştım ben. Flütçüyüm aslında. Hocam da senfoni orkestrasında Allah sağlık saat versin Aycan Sancar Bey, flüt hocam. Hep beni flüt asistanı yapmak isterdi ama benim gönlüm hep uttaydı. Babam da dedi ki kızım o kız evladısın, seni başka şehire göndermem. Ankara'da hangi müzik varsa onu okuyacaksın dedi. İster Batı müziği oku, ister Doğu müziği, orası onu hiç ilgilendirmiyordu tabii.
Zorunlu olarak müzik bölümüne kaydımı yaptırdığım zaman amatörce de kendimce ut çalıyordum. Lisede Çankaya Lisesi'nden mezunum. Çankaya Lisesi de Türk musikisine hiç hoş bakmayan bir liseydi. Ama edebiyat öğretmenimiz bize bir Türk Sanat Müziği korosu kurdurdu 8-10 öğrenciyle. Orada böyle ut merakım başlamıştı benim. Gazi Müziği kazanıp da ilk hafta hemen okulumun bahçesinde udumu alıp çimenlerin üzerine oturup Dede Efendi'den çalmaya başlayınca baktım bölüm başkanı camdan beni gözetliyor. Hiçbir şey anlamadım tabii. Sonra koridorda hocayla karşılaştık. Gel bakayım dedi. Bu elindeki ne dedi senin? Ut hocam dedim. Ut mu dedi? Sen dedi ders mi alıyorsun? Nerede çalıyorsun bunu? Ders alıyorum efendim dedim. Kimden alıyorsun dedi. Cinçen Tanrıkoru hocamdan. Ne dedi? O faşistten ders alıyorsun ha? Burada dedi bu müziğin yeri yoktur. Ben tabii o zamanlar, bu 1984 yılında oluyor ve bunun böyle bir mücadelenin olduğunu bile bilmiyorum. Ben gayet samimi bir şekilde musikiyi, Türk musikisini seven biri olarak ud çalıyorum, öğrenmek istiyorum. Ve bir iki ay içerisinde ne kadar büyük bir mücadelenin olduğunu fark etmeye başladım. Çünkü derslerde sınavlar başladı, vize dönemleri başladı. Vize sonuçları okunuyor. İşte Ezgi, Yağmur, Toprak gibi isimler böyle sınıfımızda. Notlar okunuyor 80-90. Benim ismime gelince listenin en sonunda Alaturkacı sen kalk bakalım deniyor. 20. Ve ben çalışkan bir öğrenciydim. Çok çalışırdım. Birinci dönem bütünlemeye kaldım bütün derslerden. Ya bu çalgıyı bırakacaksın ya adam olacaksın. Bu çalgıyı bırakacaksın diyerekten böyle bir mücadeleyle o zaman çok okumaya başladım ve çok zoruma gitti. Günlük tutuyordum. Günlüğüme şöyle yazdım. Ülçin bir gün Ankara'da bu konser odaları sen kuracaksın diye. Allah nasip etti. Yani çok istiyordum. Hakikaten bunun için çok mücadele verdim. 27 yıllık bir mücadele. Bu mücadele içerisinde de çok şeyler yaşadım. Bir iki tanesini size anlatmak istiyorum. Neyin mücadelesiydi bu? Niye bu mücadele verildi? Yani bu musiki yaptığımız hoş güzel namelerle musiki icra ediyoruz. Bu musikinin mücadelesi olamazdı elbette ki. Başka bir şey olması lazım bunun kökeninde. Kültürün mücadelesiydi. Aslında işte bana ben milletini, devletini seven, musikisini seven, kendi halinde bir akademisyenim şu anda da. O zaman da bir öğrenciydim. Ne faşist, ne komünistim. Kendimi bu musikiye adamış, yetiştirmeye çalışan bir gençtim. Ya o zaman bu sağ sol mücadelesi de değildi o zaman. Yani yapılan mücadele. Uygur Taze Bey hocamız var. O zaman YÖK Başkan Vekiliydi. Kendisiyle bir sohbetimizde bana dedi ki siz Gazi Müzik'te hocasınız. Artık okulu bitirdim ben. Akademik hayata atıldım. Cinçen Tanrıkor hocamla çalıştım. Konserler verdim. Uygur Taze Bey hocamla karşılaştık. Gazi'deyim hocam dedim. Bundan 17 yıl önce Gazi'ye geldim. Utla Batı müziği çalarak sınavı kazandım. Bir de Şerif Muhittin Targan vardır. Şerif Muhittin Targan, Safiye Aylan'ın kocası. Onun eserleri de Batı müziği tarzındadır. O eserleri çalınca dediler ki, sen çok farklı çalıyorsun. Orada majör duydum, minör duydum ben. O majörü, minörü kapılarak beni oraya aldılar. Aldılar ama sonradan da dediler ki,
içimizden çıkan hain konservatuarı kurdun ha diye onu da anlatmak isterim yani. Şimdi Uygur Taze Bey hocam, bir anımı dedi sizinle paylaşmak istiyorum. İhtilal yapıldığı zaman 12 Eylül 1980 ihtilalinde sonra Kenan Evren Paşa, Cüneyt Gökçer, Ayten Gökçer, bunlar devlet tiyatro sanatçıları, İhsan Doğramacı, eski YÖK başkanımız, Uygur Tazebay ve de bir keman sanatçısı Hacettepe'de olmak üzere bunları makamına çağırıyor, Cumhurbaşkanlığını. Ve diyor ki artık Hacettepe Üniversitesi'nde bir konservatuar var, bunun içinde bir bölüm olarak bir Türk müziği bölümü açalım. Ve Cüneyt Gökçer ayağa fırlıyor, kalkıyor. Biz diyor, böyle gerici yobaz bir müziği bu çağdaş, laik, modern Ankara'ya sokmayız. Yani bu musiki, gerici ve yobaz bir musiki olarak görüldüğü için sokulmamış meğerse. Bu aslında çok önemli bir mesaj. Yani daha fazla detaylı söylemeye de gerek yok diye düşünüyorum. 1934 yılında Türk musikisi yasaklandıktan sonra 1934 yılındaki gazetelerde şöyle manşetler atılıyor. Artık ud, kanun, ney, çalmak, üflemek yasak. Bunun üzerine Türk müziği mensupları çalgılarını değiştirmek zorunda kalıyorlar ki nafakalarını çıkarsınlar diye. Piyasada iş bulabilmek için. Keman öğreniyorlar. Yatkınlık var zaten. Bir müzik iş, sanatçı bir udu çalar, gider flütten, işte neyden flüte de geçebilir. Ney yerine, flüt yerine neyi çalabilir. Ve böyle topluca sanatkarlar çalgılarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ve 1950 yıllarında bir karikatürde violonsel, biliyoruz kemanın büyüğü, batı müziği çalgısıyla bir ince saplı narin tambur bir gazetenin küpüründe konuşuyor. Ve violonsel diyor ki tepeden bakarak tambura, ben diyor devletin elindeyim, ne haber diyor. Tambur da cevap veriyor. Ben de milletin gönlündeyim diyor. Bu hem acı hem de çok önemli bir şey. Ben devletin elindeyim. İşte konservatuarların adında neden devlet konservatuarı dendi hep soruluyor. Neden devlet tıp fakültesi denmiyor mesela? Devlet hukuk fakültesi denmiyor. Gazi Üniversitesi devlet tıp fakültesi de demiyoruz. Türkiye'de böyle hiçbir fakültenin başında devlet yok. Ama konservatuarların başında devlet adı var. Çünkü bugün Türk müziği veya Batı müziği konservatuar olmak üzere toplam 45 adet, 45'i buldu, konservatuar var. Bunlardan 4 tanesi Türk Müziği Konservatuarı. Van'dan Tekirdağ, Edirne'ye kadar, Diyarbakır'a kadar her tarafta Batı Müziği Konservatuarları var. Ne yapıyor bu konservatuarlar? Şan eğitimi. Batı Müziği müzikolojisi. Opera eğitimi. Oratorya çalıyorlar, etütler çalıyorlar, keman etütleri, piyano etütleri, opuslar, bunları çalıyorlar. Oratoryalar söylüyorlar. Biz Gazi Müzik Eğitimi bölümünde öğrenciyken bir gün Yunus Emre'nin İlahisini okumak istemiştik. Bütün okul ayağa kalkmıştı.
Ama biz kilise ilahileri okuyorduk o zaman. Bach'tan, Haydn'dan okuyorduk. Amen, amen, amen diyorduk yani. Dört sesli. Ama amin diyemiyorduk. Bakın bir tane harf var orada. Amin diyemiyorduk. Şimdi devlet konservatuvarlarının başında bundan dolayı devlet var. Devleti arkasına almış ve bu kültür emperyalizmini uyguluyor. Neyi emperyal? Batı müziği kültürünü. Dolayısıyla Batı kültürü emperyalizmini uyguladığı için. Türk Müziği Devlet Konservatuarı 1976 yılında kuruldu. Batı Müzik Konservatuarı'nda 50 yıl sonra. Ve 50 yıl sonra ilk defa oraya bağlama dersi konuldu. Bir saat. Bir saat. O bağlamayı da içeriğini o kadar güzel değiştirdiler ki çok sesli müzik içerisinde bağlama tınıları duyuldu. Yani bu mücadele ve Türk müziğinin yasaklanması, Murat Bardakçı diyor ki Türk müziği halen yasaktır. Aslında doğru söylüyor. Biraz konjektür değiştiği anda biz yine Türk müziğini bu kadar rahat icra edemeyebiliriz. Udumuzda yine böyle rahat gezemeyebiliriz. Ben öğrenciliğimde udumu o evden çıkarken udumu alıyordum, okula gidiyorum. Oradan Cinçen Tanrı Korur, rahmetli hocam, derse gideceğim. İki tane arkadaşım bana gözcülük ederdi binaya girerken. Biri binanın dışında, biri içeride otururlardı. Gel gel derdi, öbürü aşağıda ve ben bodrum katına inip paltoların arkasına udumu saklardım. Biz bunu yine yaşayabilir miyiz? Evet, yaşayabiliriz. Konjektür değişirse yaşayabiliriz yani. Suriye'de inşallah yaşamayız. Suriye'ye gitmiştim 6-7 yıl önce. Orada çok büyük bir şey yapıldı. Kampüs, sanat kampüsü. Şam'ın hemen merkezinde. Bütün sanat kurumlarını oraya toplamışlar. Yani devlet opera baleleri, opera, bale, konservatuarlar, sanat okulları, hepsini o kampüse toplamışlar. Ve kampüsün açılışı yapılmamış. Tesadüf diyelim. Tesadüfe yer yoktur ama nasip oldu. Dediler ki ben o dönemde Şam'a Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle resital vermek üzere gittim. Dediler bu kampüsün açılışı bugün, ilk konseri siz vereceksiniz. Ve ilk workshop'u siz yapacaksınız. Çok mutlu oldum tabii. Çok güzel bir kampüs yapmışlar. Konserimi verdim. Ertesi gün sanat adamları ve öğrencilerinin olduğu bir ortamda da workshop. Şimdi Arapça bilmediğim için tercüman çeviriyor. Workshop sırasında bana usul soruyorlar. Türk aksağı usulü nasıl vuruyorsunuz? Aksak semaili nasıl vuruyorsunuz? Biz şöyle vuruyoruz diye. Ben de onlara bir soru sordum. Siz Ud'da ne çalıyorsunuz dedim. Bach ve Mozart dediler. Nasıl olur dedim. Yani sizin bir çalacağınız şarkınız, türkünüz, etütleriniz, metotlarınız yok mu? Biri dedi ki öğrenciler içerisinden, hayır yok dedi. Öbürü de sen kendi adına konuş dedi. Bizim çok değerli bir musikimiz var dedi. Hayır yok dedi. Yani ortam çok kötü oldu. Ben de İngilizlerin bir sözünü hatırlattım orada. Elbisem paçavra da olsa benim elbisem. Sen böyle yok diyorsun ama. Gördüm ki aynı mücadele orada da var. Musiki ayrılmış, kültür ayrılmış aslında. Musiki görünürde bir musiki ayrışımı var gibi gözüküyor ama asıl mücadele herhalde hak ve batılın mücadelesi. Kökü oraya kadar iniyor. Bu musikinin temelinde işte hak olduğu için mücadele ondan dolayı veriliyor. Şu anda devletin zirvesi Türk musikisini destekliyor. Bu
yeterli mi? Hayır, değil. Sadece Türk musikisini icra ettirmesi hiç yeterli değil. O salonda, tören anında musiki, evet, gelindi, 10-15 dakika icrada bulunuldu. Bu yeterli mi? Hayır, değil. Biz özellikle gençlerin eğitimi diyoruz ya, hayır, gençlik, gençlere kalırsa çok gecikmiş oluruz. Türk musikisi eğitimini ta çocukluktan başlatmamız lazım. Şimdi her milletin kendine ait kültürünün, musiki kültürünün ürünleri var. Mesela suite Fransa'da. Liszt'e ait suite diyoruz. Veya Mozart, vals diyoruz. Vals Avustralyalıların, Avusturyalıların. Tango Arjantin'in. Bağlama Anadolu'nun sazı. Kopuz Orta Asya'nın sazı. Tar Azerbaycan'ın. Mevlevi aini ve sema, Mevleviliğe ait bir kültür. Bunların içerisinde madrigal ve oratoryolar var. Hep duyuyoruz. Bizim çocukluğumuzda Türk musikisinin radyolarda dinlenme oranı %1'di. Bir. Yayın olarak, yayın akışı olarak %1 Türk müziği dinlenebiliyordu. Bir pazar günü açardınız televizyonunuzu, radyonuzu, pazar konseri diye bize çok sesli müziği devlet aracılığıyla dinlettirirlerdi. Ama hiçbir zaman bir Türk müziği öyle pazar konseri diye hiçbir zaman dinleyemedik biz. Şimdi dinletilen müzik yüz artıcı mı? Hayır, değil. TRT kanallarında veya özel kanallarda biz Türk müziği dinliyor muyuz? Hayır, dinleyemiyoruz. Dinlediğimiz müzik ne? Eğlence müziği. Türk musikisinin kökeninde bu yok. Türk, yani Türk musikisinin kökeni maneviyata dayalı. Şimdi seyrettiğimiz, televizyonlarda seyrettiğimiz müzik diye aralarda güzel programlar oluyor, onları tenzih ederek şehvet üzerine kurulmuş bir müzik, eğlence müziği görüyoruz. Ama Türk musiki, işte sizin müziğiniz bu diyor bize batıcılar. Türkiye'deki batıcılar. Ama Avrupa'daki, dünyadaki batı müziğiyle uğraşanlar bunu böyle demiyor. Çünkü gerçek Türk musikisine onlar ulaşabiliyorlar. Meragi'yi onlar dinliyor, Itri'yi onlar dinliyor. Sizin diyor dede efendiniz var diyor. Sizin bir tekbiriniz var diyor. Ama bizim ülkemizde bu maalesef bilinmiyor. Şimdi oratorio, madrigal, onlara bir değinmek istiyorum. Bu aralar habire önüme dosyalar geliyor benim değişik yerden. Necip Fazıl Kısakürek oratoryosu. Çanakkale madrigali. Oratorio 1563 yılında İtalya'da oratorium tarikatının bir müzik formu. Şimdi Mevlevi oratoryosu. Buyurun. Yahya Kemal, Mevlana oratoryosu. Yani bunlar çok farklı kültürler birbirlerinden. Ne yapmaya, nasıl yapmaya çalışıyoruz? Onun için bu musikinin eğitimi ve kendi kültürel eğitimimizin çocukluktan itibaren başlaması lazım. Çocuklarımız org çalıyor, gitar çalıyor. Org çalıyorsa, org kilise müziğinin çalgısıdır. Org'da ne çalar çocuk? Happy birthday to you, Santa Lucia. Ama eline bağlamayı verseniz Aşık Veysel'den çalar. O zaman yani bu çalgı deyip geçmemek lazım. Onun üstlendiği misyon, taşıdığı kimlik çok önemli. Müzik dersleri yapılmaz. Böyle müzik öğretmenleriyle yapılamaz tabii. Müzik öğretmenleri çünkü ona göre yetiştirir. Şimdi biz konservatuarda inşallah pedagojik formasyon da verildi artık. Onun için bizim konservatuarlarımızın öğrencileri, yetiştirdiklerimiz öğrenciler inşallah Türk musikisini her yönüyle öğretecekler. Yoksa Yunus Emre'ye biz Derviş Yunus'a Aziz Yunus, Saint Yunus demek zorunda kalacağız. Şimdi bir Yunus Emre
ilahileri CD'si yaptık. 66 adet eser okuduk. Türk dünyası dillerinde okuduk. Yunus'u bütün kardeş, akraba topluluklar tanısınlar, bilsinler, bu namelere aşikar olsunlar, aşina olsunlar diye. Umarım onu da bir sponsor bulup çıkartabiliriz bir kurumdan. 6 tanesiydi bir arada ve 66 adet CD. Yunus'u tanıtmaya çalışıyoruz. Ama oradan Yunus Emre Oratoryosu baskın geliyor. Yani devlet diyor ki şimdi Kültür Bakanlığı, aa ne muhteşem bir oratoryo. Bu nedir bu oratoryo? Bilen yok. Veya Çanakkale 2015, Çanakkale Oratoryosu. O kadar 200 bin şehitte biz oratoryo. Necip Fazıl yani hayatı boyunca bunun mücadelesini verdi. Oratoryum tarikatının formuyla biz Necip Fazıl'ı anmaya çalışıyoruz. Dosya Cumhurbaşkanlığında, Başbakanlıkta, Kültür Bakanlığında dolanıp duruyor. Necip Fazıl Oratoryosu diye. Onun için çocuklarımızın eğitimi ve kadınlarımızın eğitimi çok önemli. Anne eğitimi çok önemli. Anne çocuğuna ninni söylerse, bir ilahi okursa, dede efendiden bir yürük semayı mırıldanırsa, çocuk da onunla yetişecek. İnşallah hocam. Ama siz de bana yardım edeceksiniz çünkü ben sazendeyim. Hep beraber inşallah birkaç sözlü eser hazırlamıştım. Arzu ederseniz hemen başlayabiliriz. Peki. Teşekkür ediyorum. İnşallah fazla yıkıp dökmeden mesajlarımı vermeye çalıştım. İnşallah verilebilmiştir. Enstrümantal olarak icra edeceğim. Thank you.
Thank you.
Köyde Sabah.
Ardından hepimizin efkarla söylediği bir Hüseyin'i türkü Yemen. Ama lütfen beraber söyleyelim. Thank you.
Bestelemiştim.
Hayallerim adında bir saz eseri bu. Notanın üzerinde şöyle yazıyor. Ebedi hayat arkadaşım, can yoldaşım, Doktor İzzet Kaçar. Şu anda burada bulunamıyor eşim. Çocuklarımızın veli toplantısı var Gazi Koleji'nde. Sayın Hocam, hürmetlerini iletti sizlere de, katılımcılara da. Thank you.
teşekkür ediyoruz. Hocamıza bugünün anısına hediyesini vermek üzere Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Sayın Profesör Doktor Turan Karataş'ı sahneye davet ediyoruz. Bu plaket. Daha önceden yaptırdığımız için bitene kadar kullanacağız. Bugünün anısına bir onurluk. Bizden yadigar olsun. Bir tarafa bakabilir misiniz? Bir de hocanımın üzerinde durduğu Makasül Elhan kitabını kurumumuz basıyor. Evet, onu söylemiyor. Onu söylemeyi de ben vazife. Kitap bu yıl bitmeden herhalde çıkacak, öyle umuyoruz.